Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, bu videomuzun konusu mesaj olarak yollanan, radyoda ya da televizyonda anlatılan bir takım hikayeler var, menkıbeler var. Bu hikayeler özü itibariyle bir nasihat vermek için anlatılan hikayeler. Biliyorsunuz masallar ve hikayeler aslında gerçek değil. Bazıları gerçek gibi anlatılsa da gerçek olmadığını herkes biliyor ya da tahmin ediyor. Çünkü gerçek hayatta böyle bir şeyin yaşanması mümkün değil anlatılan şeylerin. Eğer yaşandığını iddia edenler varsa onu ayrıyeten konuşabiliriz. Fakat asıl konu şu: dini bir nasihat, dini bir öğüt vermek için anlatılan bu menkıbe ve hikayeler Kur'an'a ne kadar uyuyor? İslam'a ne kadar uyuyor? Ne kadar delili var? Ya da haddi aşıyor mu? Bu menkıbe ve hikayeleri siz mutlaka dinlemişsinizdir. Ben bir tanesini seçtim. 2 dakikalık bir menkıbe. Bunu önce dinleyelim. Ondan sonra ben size derdimi anlatmaya çalışacağım inşallah. Vaktiyle adamın biri camiye gitmek üzere evinden çıkar. Fakat karanlıktır ve giderken ayağa takılır düşer. Kalkıp üstünü silkeleyip evine geri döner. Üşenmeden elbiselerini değiştirip temiz kıyafetlerle tekrar yola çıkar. Fakat o da ne? Yine düşer. Yeniden eve gidip üstünü değiştirir ve yola çıkar. Yolda elinde lamba ile birini görür. Yolunu aydınlatan bu adamla beraber mescide doğru ilerlerler. Adam lambayı tutan kişiden namazı kendisinin kıldırmasını ister. Lambayı tutan adam ise kabul etmez. Düşen adam tekrar ısrarla teklif eder. Fakat nafile. Red cevabını alınca da merak edip sorar: neden kıldırmıyorsun? Lamba tutan adam kendisinin şeytan olduğunu söyler. Adam şok olur ve neden kendine ışık tutup yolunu aydınlattığını sorar. Şeytan der ki: seni düşüren bendim, mescide gitmemen için. Ve sen ilk düştüğünde eve gidip elbiseni değiştirip tekrar mescide doğru yola çıkınca Allah senin tüm günahlarını affetti. Ben seni ikinci defa düşürdüm. Sen tekrar üşenmedin. Eve gidip elbiseni değiştirip tekrar yola çıktın. Bu defa Allah senin ehli beytinin günahlarını bağışladı. Ben korktum ki üçüncü düşmende Allah bu kez tüm ülkenin günahlarını bağışlayacak ve benim onca uğraşım boşa gidecek. O sebeple senin güvenli bir şekilde mescide ulaşman için lambayla yolunu aydınlattım. İşte böyle dostlar. Senin takvan aileni ve milletini felaketlerden korunmasına vesile olur. Bütün hamd ve övgüler ancak Allah'adır. Kur'an'ı taşıdığında şeytanda baş ağrısı olur. Onu açtığında şeytan yıkılır. Onu okuduğunda şeytan solar ve bayılır. Onunla amel ettiğinde şeytan yanından kaçar. Ve bu paylaşımı kimseye gönderme diye kulağına fısıldar şimdi. Hadi sen dinleme şeytanı. Herkes de paylaş. Evet, menkıbe bu. Şimdi burada anlatılmak istenen sabah namazında mescide gitmenin fazileti. Ama neler var neler. Mahkeme-i Kübra'dan önce silinen günahlar var. Cennette müjdelenen kavimler var. Aile, sülale var. Şahıslar var. Gerekçesi ne? Zat-ı muhterem ayağa takılmış, düşmüş, şeytan çok uğraşmış bunun için. Ama ilginçtir, bu mescide giderken düşen şahıs birinci düşüyor, ikinci düşüyor, üçüncü de daha halen eline bir ışık almıyor. Eline ışığı alıp yol gösteren de şeytan. İnsan bu kadar haddi aşabilir mi? İnsan bu kadar aklını çöpe atabilir mi? Bir insan diniyle bu kadar alay edebilir mi?
arkada bir fon müziği, arada sırada da o çok böyle agnostik olmuş, çok hoş olmuş, böyle kafiyeli kafiyeli, çok güzel uymuş. Siz dininizle alay ediyorsunuz. Siz insan aklıyla da alay ediyorsunuz. Siz eğer buna inananlar varsa, siz maalesef başka bir dine mensupsunuz. Bu anlatılan dindeki kişi, şahıs ya da şeytan bu dine, İslam dinine ait değil. Çünkü İslam dininin anayasası Kur'an'dadır. Kur'an'da bile Allah ayeti kerimede peygambere söyletiyor. Diyor ki peygamber, ben bana ne olacağını bile bilmiyorum. Bol keseden cennet dağıtıyorlar. Bol keseden günah affediyorlar. Adam bir düşmüş, günahları silinmiş. Geri dönüp de elbisesini değiştiği için. Bir daha elbisesini değişmiş. Ehl-i Beyt'inin günahları silinmiş. Miş. Sizin dininiz mişlerle muşlarla mı olacak? Siz buna mı inanıyorsunuz? Eğer bu menkıbe ve hikayelerden kendinize ders çıkartmak istiyorsanız, Allah'a ve kitabına hakaret edilir dersini çıkartın. Mescide gidilir dersini çıkartmayın. İnşallah anlamışsınızdır. Selam ve dua ile.